Reklamların ardından Burada Her Şey Var tüm hızıyla devam ediyor. Efendim ikinci bölümde Atabey'le özel bir konuk ağırlayacağız. Kıbrıs'ta yatırım fırsatlarını konuşacağız. Konuğumuz efendim Real Estate kurucusu Özge Özler. Hoş geldiniz Özge Hanım. Hoş bulduk. Ayağınızın tozuyla Kıbrıs'tan geldiniz. Ne iyi ettiniz geldiniz. Şimdi Kıbrıs'ta yatırım fırsatlarından konuşacağız. Öncelikle sizden bahsetmek istiyorum. Tabii kendi ki. Firmanızla, kendi şirketinizle geldiniz. Sizi daha önce de ağırlamıştık. Evet. Bu efendim bize göre bir başarı hikayesidir. Önce onun hikayesini bir duyabilir miyiz sizden? Tabii ki. Yine geçen yıl evet. ilk sizin programınıza katılmıştım. Evet. TGRT'de yayınımız yine. O zaman uluslararası bir şirketin yöneticiliğini yapıyordum. Daha sonra hızlı bir karar aşamasıyla kendi firmamı açmaya karar verdim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok teşekkür ederim, çok teşekkürler. Ve Ağustos ayından itibaren de kendi şirketimi kurdum. Özge Özler Real Estate olarak Ağustos'dan beri yola devam ediyoruz. Şahane. Şimdi sizin kendi firmanızla çalışmalarınızı dinleyeceğiz. Atabey'cim şimdi Kıbrıs'ta yatırım fırsatlarını ile başlayalım istiyorum. Tabii. Mesela özellikle ev edinmek, daire edinmek evet. çok önemli. Aha, kesinlikle. Yani bunun bir bedeli var ama Kıbrıs'ta nasıl yürüyor Kıbrıs'ta bu nasıl? Bedel? Tamam mı? Biraz daha esnek mi? Biraz daha böyle iştahlarımızı kabartacak mı sevgili izleyicilerimizin de? Onu bir dinleyelim evet. Özge Hanım'dan. Tabii ki. Zaten yeni sloganımız 2 milyon TL'nin altında nerede ev alabilirsiniz? Kuzey Kıbrıs'ta. Şahane. 2 milyonun altında. Harika. Evet. Türkiye için böyle bir sloganla şu anda Türk yatırımcılara sesleniyoruz. Üstelik Kuzey Kıbrıs'ta 2 milyon TL'nin altında ev alabildiğiniz alabiliyorsunuz ayrıca. Onunla birlikte hem yüksek değer artışı sağlıyorsunuz, hem döviz kira getirisi sağlıyorsunuz. Her açıdan yatırımcıya ciddi bir fayda sağlıyor Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olmak. Prosedür de çok kolay. Eğer bir gayrimenkul edinmek istiyorsanız evet. belli bir ön ödemeyle bir sözleşme yaparsınız ve bu süre içerisinde mal edinme iznine başvuruyorsunuz. İznin çıktıktan sonra da tapu işlemini yapabiliyorsunuz. Harika. Direkt ev oradan alınca oturma izninde otomatik olarak olmuş oluyor değil mi? Oturma iznine başvuruyorsunuz. Ondan sonra da belli bir şey var, prosedürü var ki basit bir prosedür. Ondan sonra da direkt oturum izni alabiliyorsunuz. Evet. Peki Kıbrıs'taki projelerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Şu anda yatırım için zaten yatırımcımıza projeleri işaret ediyoruz. Çünkü şu anda adada ciddi bir değer artışı sağlıyor projeler. Çok kısa sürede yani örneğin proje bittikten sonra %100 %150 bir değer artışı sağlıyor. Onunla birlikte son dönemlerde otel konseptinde gayrimenkul satışları rağbetli olduğu için burada artık şöyle bir sistem uygulanıyor. Kısa süreli kiralamalar yapılıyor şirket yönetimi tarafından. Bunda amortisman süresini kısaltıyor. Ciddi anlamda kira getirisi sağlıyor. Ve yatırımcının yüzünü güldürüyor. Evet, bu kiralama dediğiniz otel konseptinde kiralama oluyor değil mi aynı zamanda? O aynen, şekilde. Aynen o şekilde oluyor. Hatta bazı firmalarımız kira garantisi veriyor. Satışta da şöyle bir ibareyle şey yapıyoruz. %8 kira garantisi veriyor. Eşya paketi dahil ediyor. Artı işte 2 yıl kendileri bu kira garantisini verdiği için yatırımcının da güvenini kazanıyorlar. Çok avantajlı değil mi Atabey? Siz neler söylemek Şimdi efendim istersiniz? Ben bir defa çok kıskandım vallahi İstanbul'da yaşayan birisi olarak. Evet. Şimdi 2 milyonun altında ev daire diyorlar ya. Nasıl olur bu ya? Bizde yani en kötüsü 3-5 bin lira diyorlar. 3-5 milyon diyorlar. Çok harika evet, bir yatırım bu ya. Kesinlikle. Al orada gerek gelecekte şey yapsın, değerlensin. Bir de oturma izni veriyorlar. Evet. Otel de veriyorlar kiralamak için. Yani kiralayabiliyorsun otel konseptinde. Yani bunlar çok güzel bir o şey. Şekilde. Hakikaten ben ilk defa çok bunları avantajlı. Duydum. Bakın ilk defa duyuyorum ama Kıbrıs'ta bunlar oluyormuş dostlar. Hani benim gibi Kıbrıs'ı sevenler var ya bazen hafta Kıbrıs sonları hafta içinde mi? Değil mi?
gidiyoruz. Yani Mali mesela, Mali. Ondan sonra Serdar Bey, değil mi? Bir gidelim abi oraya yani, lütfen. Çağrımızı ya, da yaptık. Kıbrıs'a bak. Valla baksana yani, şimdi o oteli kiralayabiliyorsun, evi kiralayabiliyorsun, alıyorsun. 2 milyonun altına ev alıyorsun. Ondan sonra kiraya veriyorsun. Otel kiraya ver tabii canım. Ciddi de kazanıyorsun o şekilde, bu durumdan. Yani ondan sonra çek git, sürekli Kıbrıs'ta yaşa. Hem falan uçakla git gel, otelde her kal, bir sürü para. Her şekilde karlısın. Tabii mi ya? Özge Hanım? Her ya şekilde Kıbrıs, karlısınız ev aldığınız. Kıbrıs çok ya. Ucuzmuş ya emlakta. Vallahi anlatın daha ne var? Daha neler var? Çünkü dostlar bekliyor şimdi. Tabii buna, geri dönüşler nasıl? Aynen. Onları da merak ediyoruz. Buna ilave etsen zaten bu süreçte ödeme planı, esnek ödeme planları sunuluyor. Minimum %30 ödemeyle 36 ay vade faizsiz ödeme şeklinde yatırımcıdan talep ediliyor. Hı-hı. Yani burada hiçbir şekilde ne kefil ne kredi söz konusu değil. O da taksitle büyük ya. Evet. Taksitle ev sahibi oluyorsun. Taksit. Şimdi değil o mi? Zaman hazır. 36 ay mı dediniz? 36 ay. 36 ay olanlar var. 80 ay olabilenler var. Vallahi herkes alabilir. Şimdi yani. Bu kadar avantajlıyken hemen bu Türkiye ile kıyaslayalım, farklar neler? Hani daha çok projeleri ya, derin. Kıyas kabul edilmez diyeceğiz şimdi. Evet. İsteyenler yatırım kıyas kabul edilmez efendim. Evet. Şimdi şöyle. Buyurun. Türkiye'deki rakamlar ciddi anlamda yükseldi. Ama aynı paralelde kira getirileri de arttı ama şöyle bir şey, amortisman süreleri halihazırda yine 25-30 yılları görüyor. Evet. Kıbrıs'ta normal merkezde bitmiş bir daire aldığınızda 10-15 yıl arasında kendi kendini finanse ediyor. Ancak bu otel konseptindeki projelerde 8-10 yıl arasında proje kendi kendini, daire kendi kendini finanse ediyor çok rahat olarak. O yüzden yani baktığımızda Türkiye'ye nispeten hem kur farkından kazanıyorsunuz, evet. Dövizden kazanıyorsunuz, değer artışından kazanıyorsunuz. Yılın 300 günü güneşli. Evet, evet. Beni en cezbeden havası. Gerçekten tabii, öyle havası. Şimdi bir şey var. Benim şu anda hanımefendiyi dinlediğim kadarıyla, yani Özge Hanım'ı şunu öğrendim ben. Bizim malımız pahalı, tok satıcı gibi duruyoruz. İster al ister alma kardeşim takınıyoruz ama şimdi bak çok önemli fırsatları bize sunuyorlar. Ve sürümden kazanıyorlar. Yani tam böyle kriz var ortamlarında. Bütün dünyada bu böyle. Yani bir savaş var bir defa. Evet. Ukrayna, Rusya savaşı. Daha önce Kuveyt vardı. Biz ne diyoruz? Ha bir de fiyatları yükseltiyoruz. Ben zannetmiyorum müteahhitlerimiz Kıbrıs'taki gibi satsınlar, kazansınlar. Burada Kıbrıs'ta sürümden kazanma gibi bir şey var, bir yön var. Ben öğrenince herkes... aşağı yukarı mesela geliri 30 bin lira olan bir kişi orada bir daire alabilir taksitlerle. Hı hı. Ondan sonra otel kiralayabilir, otel işletebilir. Değil mi efendim? Ben onu anlıyorum. Şimdi şeyi düzeltmem gerekiyor. Buyurunuz efendim. Otel konseptinde kalıyor. O ayrı. Kısa süreli kiralama yapılıyor. Tabii 6 ay, 3 ay, 5 ay. Aynen. Yani bir otel hafta, gibi çalıştırılıyor. Tabii. Yani tabii. Evi aldığınızda otel gibi 3 günlüğüne de kiraya verebiliyorsunuz. Kesinlikle. 2 günlüğüne de. Otel konsepti dediğimiz o. Tabii canım. Hayır şöyle bir şey. Yani Serdar ya da Mali mesela, bunlar benim aklıma geliyor. Abi İbrahim abi de çok sever. Öyle bir otel şey yapsalar 6 ay biz gitsek gelsek sürekli otelde her türlü şey yok mu ya? Değil, öyle değil. Öyle mi? Yok, otelde Özge Hanım değil. Siz anlatın, öyle değil. Şöyle, şimdi otellerde istediğiniz döneme rezervasyon yapıp gidip kalabiliyorsunuz ya. O, bu dairelerde kısa süreli evet. Kiralanabiliyor. Ve pandemiden sonra evet. İnsan alışkanlıkları değişti. Hı-hı. Otelleri çok fazla da tercih etmiyorlar artık. O yüzden müstakil ya villa ya daire şeklinde kısa süreli kiralama kısa yapmayı süreli. Tercih ediyorlar. Evleri iki günde kiralayabiliyorsunuz. Tabii. Bir günde, bir haftada o şekilde kısa süreli. Otel konsepti dediğimiz bu. Tabii evet. O. Hem rahat size ait, gürültü yok, gümbürtü yok. Daha rahat takılabiliyorsunuz. Daha evet. Kiralayanlar. Ha, daha özel. Tabii. Evde. Evet. Yani otelde kalmak istemeyenler evi kiralıyor. 3 gün, 5 gün ne tabii. kadar istiyorsa. Ama ucuz olması, hakikaten ucuz olması iştahı kabartıyor. Şimdi mesela ben evet yani şeye gitmek isterim. Ne diyorsunuz? Kuşadası'na gitmek isterim. Yani farklı yerlerimize, Dalaman'a gitmek isterim vesaire. Bazı ilçelerimiz var.
Ama Kıbrıs çok daha ucuz. Tatilimi orada yapmak isterim evet. mesela. Yatırım olarak da alım daha tabii. kolay. Daha kolay. Yani esnek evet. ödeme değil mi? Faizsiz. Kesinlikle. Hem alım daha kolay hem de firma size şunu da sunuyor. Hem yatırım yapın hem evinizde tatil yapın. Evet, şahane. İki alternatifi sunduğu için kalmadığınız zamanlarda evinizi kiraya verip döviz kira getirisi kazanın. Şahane. Oturma izni var çünkü. Oturma evet, izni çok önemli. Evet. Oturma izni zaten tapudan sonra alabiliyorsunuz. Buna size adada istediğiniz süre boyunca kalmanızı sağlıyor. Evet. Eviniz olduğunda da oturma izni almasanız dahi sözleşmenizi veya kontratınızı gösterdiğinizde kalma sürenizi uzatabiliyorsunuz. Avantajlı her şekilde. Daha peki, ne yapsın Kıbrıs? Evet, oradaki vallahi projelerden biraz bahseder misiniz? Nasıl oradaki konseptler? Şimdi şöyle bahsettiğimiz gibi tamamen otel konseptinde. Denize sıfır projeler var. Şahane. Aynen zaten Forbes'in yayınladığı şey haberden sonra yaşanabilecek en iyi ülkeler arasında Kıbrıs'ta ilk beşte yer aldı. Gerçekten evet. Ve ondan sonra Orta Avrupa, Balkan ülkelerinden çok fazla talep görmeye başladı Kıbrıs. Çünkü aynı zamanda güvenli bir ada. Suç oranı çok düşük bir ada. Bu Kıbrıs'ın popülaritesini daha da artırdı. Projelerin içerisinde birçok sosyal aktiviteler var. Kapalı açık havuzlar, spor salonu, hamam, sauna, denize zaten yürüyüş mesafesi, kafeler, restoranlar. Yani ciddi anlamda yaşam alanı sunuyoruz projelerimizle. Evet, Türkiye'de ev alamayan aslında gerçekten alamayanlar Kıbrıs'ı düşünebilir. Tabii. Bana çok mantıklı gayet geldi öyle değil mi Özge Şimdi, Hanım? Evet, zaten şu anda Türkiye'den ciddi anlamda bir talep var adaya. Geçen programda bunu söylemiştim. Evet. Bu kez iki katı diyebilirim. Şahane. Yani Özge Hanım geçen sene konuğumuzdu. İki katı Türkiye'den talep var. Bu çok güzel bir şey. Ciddi anlamda çünkü dediğimiz gibi yani Türkiye'de bir yatırım yapıldığında zaten şu anda Temmuz'a kadar bir kısıtlama var. Evet. %25'in üzerinde kiralara artış yapılamıyor. TL alıyorsunuz zaten. Evet. TL ödüyorsunuz. Enflasyonun oran şeyi belli. Evet. Kıbrıs'ta sonuçta aldığınız rakamdan döviz kazanıyorsunuz. Her şekilde karlısınız. Kesinlikle değer artışı oluyor. Çünkü adada toprak az. Tabii. Ya. Evet. O yüzden her yeni proje bu süreçte yatırıma ivme katıyor. Ya. O yüzden niye Kıbrıs olmasın diyelim. Şimdi gerçekten. Gece hayatı da var tabii yani eğlence de var. Dolayısıyla ben en çok benim Musevi arkadaşlarım var. İsrail'le de haberleşiyorlar. Hadi bu hafta sonu diyorlar Kıbrıs'a gidelim. Onlar Kıbrıs'a gidiyorlar. Kıbrıs'ı tercih ediyorlar. Bravo. Yani Türkler de var ama her taraftan demek ki böyle bir şey var. Bir teveccüh var Kıbrıs'a. Ciddi anlamda var. Yani bu nereden kaynaklanıyor? Bu imkanları siz kendiniz mi sunuyorsunuz? Bir şey, hükümet programı mı? Hükümet bu konuda size hangi destekleri veriyor? Bu çok önemli yani. Turizm Bakanlığı son dönemde Kıbrıs pazarlamasını iyi bir şekilde yürütüyor. Evet. Onun haricinde dediğim gibi pandemiden sonra Forbes'in de böyle bir haber yayınlamasıyla Kıbrıs'a gelen müşterilerin referanslarıyla müteahhitlerin yurt dışında yaptığı çalışmalarla evet. çünkü seminerler veriyorlar ülkelerde. Evet. Yatırım fırsatlarını sunduklarında da Kıbrıs açık ara önde oluyor. Çünkü bildiğiniz gibi Kıbrıs zaten Akdeniz'in üçüncü en büyük adası. Demir adası doğru. Ve adalarda fiyatların gayrimenkul fiyatları çok yüksek. En basiti yan taraftaki Limassol. Güney Kıbrıs. Evet. Orada 1+1 denize sıfır bir dairenin rakamı 700 bin eurodan başlıyor. Aynı deniz, aynı hava. Evet. O yüzden Avrupa'da artık Kuzey Kıbrıs'ın farkına vardı. Evet. Ve şu anda ciddi anlamda talep alıyoruz. Şahane. Şimdi sadece Avrupa'dan mı? Mesela Kıbrıs, Ukrayna dikkatimi çekiyor ya bunlar. Şu anda zaten... Rusya pardon. Tabii evet. Direkt Rusya'dan uçuş... Var değil mi şimdi? O başlayacak. Ercan'ın tadilatı bittiği anda Rusya'dan direkt uçuşlar Kıbrıs'a. Başlayacak adaya tabii ki. Evet, çok güzel. Ciddi anlamda bir Ukrayna
bir Rus popülasyonu da var adada. Var. Tabii. Hani bizim burada mesela şurada da hani Avrupalı turist şeye geliyor ya, kışı buradan geçirmek evet. üzere. Neden Kıbrıs'ta olmasın? Kış turizmi de neden olmasın orada, değil mi? Zaten bütün mevsimler hakikaten çok daha güzel, çok daha iyi. Kesinlikle. Evet. Tabii ben bir Aralık'ta oradaydım Kıbrıs'ta. Kısa kollu tişörtle gezdik Aralık'ta. Yani Aralık ayında. Aralık'ın sonu, yılbaşının ertesi günü. Öyle. Yılbaşı için gitmiştim. Hı-hı. Kısa kollu böyle gün oturduk, güneşlendik kafede. Yani o kadar güzel ki havası. Hı-hı. Tam benim havalar biliyorsunuz. Tam öyle Kıbrıs. Evet hakikaten yani. 3-4 gün önce yağmur yağmaya yağdı. Başladı. Hı-hı. Hava mükemmeldi. Şahane. Deniz hayatı deniz. Ya hakikaten ya. Yabancılar girebiliyor halen. Değil mi? Evet, tabii girerler. Kaç aynen. derece hava var mesela? Havalardan biraz bahsedelim. Buraya. Biraz coğrafyası falan. Neden Kıbrıs'ı ben tercih edeyim? Havası, coğrafyası değil mi efendim? İnsanları, şimdi, güvenliği dediniz. Kesinlikle. Zaten 300 gün güneşli hava ya, var. Oh, mis. Hava çok hakikaten temiz. Benlik. Yani baktığınızda tabii. deniz... suyu evet. en temiz ülkelerden biri seçildi yine. Heh. Onun da bir şeyi var. İlk 5'teyiz yanılmıyorsam. Kıbrıs. Evet. Onun da bir istatistiği yapıldı. Peki projeleriniz yapıldı. Daha çok hangi bölgelerde? Projelerimiz Girne'nin doğusu, batısı, İskele bölgesi, Bafra bölgesinde yeni evet. projelerimiz var. Adanın her yerinde açıkçası güzel projeler şu anda yapılmaya başladı. Ama benim yani daha çok çalıştığım bölgeler Girne'nin doğusu ve İskele bölgesi. Evet. Şimdi orada üniversitede çok olduğu için Türkiye'den de çok okumaya çok gidenler okumaya oluyor. Evet. Kimisi iş bulup kalmak istiyor. Yani çok kişi de kalmak tabii. istiyor, öyle değil mi? Evet, öğrenci potansiyeli de çok iyi. Kesinlikle öğrenci potansiyeli iyi. Üçüncü dünya ülkelerinden de ciddi bir öğrenci var. Evet. Yani eğitim sektörü de şu anda bayağı bir evet. yükselişte. Revaçta. Peki şimdi mesela bizi izleyen izleyicilerimizden Kıbrıs'ta yatırım yapmak isteyenler nasıl bir yol izlesinler? Siz nasıl yardımcı olabilirsiniz? Size mi ulaşsınlar? Bilgi almak için ne yapsınlar? Lütfen adresleriniz efendim. Telefonunuzu verin lütfen. Hemen evet. telefonumu alo. Yazıyorum. Alo Özge Hanım. Özge Hanım'ın buyurun. Bilgisi zaten şu anda özgözler.com'dan ulaşabilirsiniz. Ama ne yapsınlar? Hani evet benim var param, ben Kıbrıs'ta yatırım yapmak istiyorum diyen izleyicilerimiz ne yapsınlar? Nasıl bir yol izlesinler? Öncelikle yani işin şakası tabii ki bana ulaşsınlar. O benim tercihim ama evet. şunu yapmalarını tavsiye ederim. Öncelikle Kıbrıs hakkında iyi bir araştırma yapsınlar. Rakamlardan emin olsunlar. Çünkü yani işin esas göstergesi, kanıtı her zaman rakamlardır. Evet. Bir gayrimenkul tercihi yapacaklarında hayat tarzlarına, istedikleri yatırıma göre araştırmalarını yapsınlar. Uzman bir danışmandan fikir alsınlar. Onunla bir yolculuğu tercih etsinler ki evet. her şekilde doğru bir yönlendirme olsun. Ha, önce tamam. Öyle bir bilgi sahibi olsunlar. Tabii. Kesinlikle. Ondan sonra o bilgi üzerinde sizlere ulaşılabilir. Değil mi? Bilgiyi biz de verebiliyoruz öyle ama mi? En azından ilk önce ne istediklerine iyice bir karar versinler. Ondan evet. sonra da bu yolculuğa uzman bir danışmanla. Şimdi evet, ekranda danışman. Bir iletişim telefonu var. Evet. Evet, o evet. benim numaram. Sizin numaranız. Ha. Ekranda görüldüğü gibi nasıl? Tabii 0542-879-1717. Çok da kolay bir numaraymış efendim. Alo deyin ve gidin efendim orada. Peki siz düşünür müsünüz böyle bir yatırım? Tabii hemen sizi bağlı. Ya evet. düşünmez vallahi miyim? Çok hakikaten güzel. Çok güzel. Yani bu arada şeyi de ilave etmek istiyorum. Yani devre mülk gibi bir şey de olsa olur yani. O tarza geliyor o tarza zaten. Tabii. Ve şunu yapıyoruz, yatırımcılarımız bizi aradığında biz onlara sadece uçak biletinizi alın, gelin biz size 3 gün konaklama vereceğiz, transferinizi ayarlayacağız, biz sizi gezdireceğiz, projelerimizi şahane. Göstereceğiz, tanıtımını yapacağız. Ona göre karar sizin Özge diyoruz. Özge Hanım bu çok önemli. Hani o yüzden dedim ya yatırım yapmak isteyenler. O Özge Hanımları arıyorsunuz. Evet. Size hem misafir ediyorlar hem bilgi veriyorlar. İstediğiniz projeleri görüp siz kendiniz seçeceksiniz zaten. Kesinlikle. Harika. O yüzden ve bu fırsatı da. Herkesin bütçesine göre hani dedi ki size benim 2 milyondan fazla param yok. Ona göre kesinlikle. Projeyi götürüyorsunuz. Kesinlikle. Aynen. Aynen. Ona göre zaten ön bir görüşme yapıyoruz. Hı-hı. Bütçesini de nasıl değerlendirebileceğimiz konusunda hem fikir olduktan sonra onları davet ediyoruz. Yatırımcılarımızı adaya davet ediyoruz. Sadece uçak bileti alıyorlar. Biz buradan transferlerini karşılıyoruz.
konaklamasını veriyoruz. Aa. 3 gün boyunca onlara eşlik ediyoruz. Kararlarını veriyorlar. Eğer bir alım yapacaklarsa birlikte o süreci yönetiyoruz, hı-hı, planlıyoruz. Daha sonra da işlemi yapıyoruz. Peki esnek ödeme, biraz ondan bahsedebilir miyiz? Vadeli satış, faizsiz, esnek ödeme, hı-hı, değil mi? Bunlar çok ödeme çok kısmı şartlara göre önemli. Tabii. Şartlar nasıl? Onlardan da şimdi bahsedelim ayrıntılı. Adada %30'dan başlayan ön ödemeli, hı-hı, şeyler var, ödeme planları var. Bu projeye göre değişiyor. Tamam. %30'dan başlıyor, %50'ye kadar projesine göre değişebiliyor. Hı-hı. 36 ay faizsiz ödeme sunabilen projeler var. 36 ay faizsiz. 80 ay vade sunabilen projeler var. Hatta 80 ay vade imkanı sunan projelerde %50'sini ödediğinizde, hı hı, örneğin cashback denilen bir sistem var. %50'sini ödedikten sonra ödediğiniz tutardan her yıl ödediğiniz miktarın üzerinde %6 size geri bir ödeme yapıyor firma. Bu çok ilginç değil mi? Bir de çünkü şöyle, ilk başta geçen yıl buraya geldiğimde, evet, Türk yatırımcı projeye yatırım yapmaktan kaçınıyordu. Doğrudu. Çünkü hemen bitsin, kira getiri sağlayayım diye bir şey vardı, talebi vardı. Ama bu tarz yatırımlarla, değer artışlarıyla daha fazla cesaretlendi. Çünkü düşünün ki 100 bin poundluk bir daire alacaksınız. 50 bin poundunu ödüyorsunuz. Ödediğiniz miktardan %6 hesabınıza direkt yatıyor. Çok iyi. Evet. Evet. Vallahi çok güzel. Bu da güzel. Evet. Bu da güzel. Taksitli olması çok güzel. Yani avantajları çok gerçekten. İşte tabii yani dikkat çekmek için zaten bu şartları ortaya, hı-hı, koyuyorlar. Bu şartlar Avrupa'da da yok. Evet. Bizim ülkemizde de yok. O zaman bana gel diyor. Çok önemli. Bunu ilk defa hakikaten TGRTEU'dan da duyurmak çok, evet, önemli. Türkiye'de, kesinlikle, hatta bütün Avrupa'ya, şu anda Avrupa bizi izliyor. Türkiye'de bizi izliyor. Bunlar çok önemli. Evet, yani karar verdik herhalde yani. Kıbrıs'a gideceğiz. Biletlerinizi alın. Alın. Konaklama, transfer bizden. Aynen. Misafirperverlik de. Aynen. Gelin. Aynen. Kesinlikle. Gitmişken bir programda orada yaparız. Değil yapalım. Evet, Kıbrıs'ta. Otelin çatısında ya da neyse, güzel bir yerde, bir mevkide, ya hakikaten çok olur. Ben de çok istiyorum yani Kıbrıs'ta bir canlı yayın yapmak ya da Kıbrıs'ta bir yayın yapmak, neden olmasın? Aynen. Onu da yaparız. Evet. Projelerimizin birinde yapalım. Bir projelerden birisinden yaparız. Bravo. Hakikaten öyle. Belki gitmişken sizi de ev sahibi yaparız. Belli mi olur yani? Tabii ya. Yani öyle bir fırsatınız varsa kaçırmayın. Tabii, hay hay. Efendim. Ben partneriniz olarak gelirim sizinle. Yo, ayrı belki bir şey değil mi? Ben evlenirim, ev alırım, evlenirim ya. Yani. Aa beyefendi, ne demek ya? Ama evlenmeye de öyle diyorlar ya, evlenirim, ev sahibi olmak falan. Ev sahibi olmak. Harika şeyler ya. Bu kadar avantajlıyken. Özge Hanım, peki ilave etmek istedikleriz var mı? Bizim hani duyurmak istediğiniz, şu noktalar da çok önemli deyip söylemediğiniz. Şeyi eklemek istiyorum. En çok sorulan sorulardan biri de, Kuzey Kıbrıs'ta kredi kullanabilir miyiz oluyor, hı, Türk yatırımcı tarafından. Eğer tapusu hazır bir gayrimenkul alacaklarsa, hı hı, Türkiye'de şubesi olan bankalar, evet, Türkiye'deki maaşlarını veya gelirlerini göstererek, evet, Kıbrıs'ta şey yapabiliyorlar, kredi alabiliyorlar. Çok iyi. O da iyi. O da iyi. Tabii. Yani Kıbrıs'tan da para alabiliyorsan, bankadan kredi de alabiliyorsan, hiçbir şey yok. En çok bunu soruyorlar değil mi? Bunu da çok soruyorlar. Yani ben buraya parayla, evet, gelmeyeyim de maaşımı aldığım ya da gelirlerimin bulunduğu bankadan parayı alırım orada. Yani orada gösteririm. Ona göre de kredi verirler. Zaten bakacaklar ya, bu adam emekli maaşını benden alıyor, maaşını benden alıyor. Gelirler, evet, bu şey bankadan. Şubesi olarak ben bu adama niye atıyorum yani 500 bin lira kredi vermeyeyim falan diyebilirler ve verebilirler de yani. Bir de çok özür dilerim Arzu Hanım. Daha önce yani kredi faizleri daha uygun olduğu dönemlerde, şu anda bayağı yükseldi. Evet. Şunu yapıyordu Türk yatırımcı. TL bazında kredisini alıyordu. Döviz kira getirisi belli dönemden sonra zaten ödediği kirayı eritiyordu. Ödediği taksiti eritiyordu. Harika. Bu ciddi bir avantajdı ama şu anda kredi faizleri yükseldiği için, hı-hı, biz onu müşterimize, yatırımcımıza çok da önermiyoruz. Hı-hı.
Harika. Siz evet. Sürekli siz zaten müşterinize yol gösteriyorsunuz. Hiç tabii. Bilmeyen biri geldi, yatırım yapmak istiyor. Olacak tabii. Şey. Müşteri temsilciliği evet. Budur efendim evet. Yani. A'dan Z'ye bilir. Değil mi? A'dan Z'ye tabii hepsi olacak. Sonuçta müşterinin menfaatlerini de düşüneceksiniz ki satabilirsiniz, alışveriş olsun. Yoksa hep kendinize kestiğinizde keser hep size doğru ya da öbür tarafa kesiyorsa o zaman siz iyi bir tacir değilsiniz efendim. Evet. Zaten şöyle evet, bizim yola çıkış noktamız şuydu. Biz bir günlük bir işlem yapmak istemiyoruz. Evet. Biz ömür boyu sizin hayatınızda sizin danışmanınız olarak yer almak istiyoruz. Kısa süre sonra zaten tabii. Yatırımcılarımızla aile gibi, dost gibi oluyoruz. O da çok önemli. O kesinlikle. Hayır, zaten karşı tarafa hani bir intiba bırakıyorsunuz tabii, ya. Güvenli. Güven çok önemli. Bizi efendim koruyor. Ona göre de kendisi de kazanıyor ama bizi de koruyor yani. Öyle yerin dibine sokmuyor. Evet. Ya da bir defa tokatlayayım gideyim falan da yapmıyor. Süreklilik istiyor. Bu dostluk şekline evet. De dönüşmesini istiyor. Bu çok önemli. Aslında ben tam bunu... Şu soruya bağlamak istiyorum. Real Estate'in diğer firmalardan farkı ne? Hani Özge Özler farkı olmasın dışında. Şimdi kendi iş yerimizde dediğim gibi yani A'dan Z'ye yatırımcımıza bu yolculukta eşlik ediyoruz. Hı-hı. Yaptıkları yatırımda örneğin bir daire alıyorlar. Eşyalarından onun yerleştirilmesine, temizliğine, kiracısının kontrolüne, harika. Her şeyine kadar biz eşlik ediyoruz ve takibini yapıyoruz. Harika. Ben oradan ev aldım, yatırım dedim ki Özge Hanım bunu siz kiralayın. Her şeyi siz sorumlusunuz, siz sorumlu olun. Emlak tarafı da var tabii. Siz ilgileniyorsunuz kiracılarla. Evet, bizim ekibimiz ilgileniyor. Çok harika bir şey ya. Teslim yani yatırımcı İstanbul'da ya da Türkiye'de oturduğu yerden parası para kazanıyor. Kesinlikle. Kıbrıs'ta yatırım yaptığı ben için. Sattım, ben sattım, kenara attım değil mi? Özge Hanım siz öyle çalışıyor. Yani ben sattım, bir kenara bıraktım aman falan yok da sattınız değil. Ama size kira da verebilme yetkisi verildiğinde siz ilgileniyorsunuz aynı zamanda. Şöyle buradan. Yapıyoruz açıkçası. Hı. Artık kiraya da geçtik. Her şeylerine biz bakıyoruz zaten yatırımcılarımızın dairelerinin. Şu anda fiyatlar çok arttı. Evet. Rakamlar şunlar, talep var. İsterseniz bunu nakite döndürüp size başka bir yatırım yaptıralım diyerek de yönlendirme yapıyoruz. Çünkü yatırımlık alıyorlar zaten dairelerini. O konuda da her konuda iletişim tabii, içerisindeyiz yatırımcılarımızla. Çünkü çoğu ya Türkiye ya yurt dışından oluyorlar. Harika. O şekilde de eşlik ediyoruz onlara. Yardımcı oluyorsunuz. Böyle yavaş yavaş son dakikalara geliyoruz. Özge Hanım, sloganınızı tekrar bir söyler misiniz ve son sözlerinizi de alalım. Yatırımcılarımıza kısa vadede maksimum fayda sağlamak evet. için biz buradayız. Aha. Evet. Harika, çok, çok teşekkür, güzel. Evet. Maksimum fayda maksimum sağlamak fayda. Cümlesi çok güzel. Aynen. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırıp geldiğiniz için. Kıbrıs havası da getirdiniz sürütüyomuza. İnşallah biz de size ziyarete geliriz. Çok çok teşekkür ederim. En yakın zamanda umarım bu programın tekrar Kıbrıs'ta olur. İnşallah. Çok isteriz İnşallah. Biz de. Atabeyciğim çok teşekkür ederim. İnşallah ben teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederiz. Evet efendim bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın canlı yayında görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.